gitti. Saat kaçta başladı dolu yağışı? Saat 4.30 gibi. 4.30 gibi başladı. 4.30 gibi başladı. Nasıl anlatam yani? Hemen hemen 60 yaşıma giriyorum. Böyle bir afat görmedim yani bu şekilde. Ya ceviz büyüklüğünde sanki böyle ağaçlar komple yere indi yani bu şekilde bir afatın. Ne kadar sürdü yağış? Hemen hemen yarım saat 45 dakika sürdü. Komple bere. Hep vurmuş bunlar, hep çürüyecek ama baksana komple çürük ya. Bak. Ya şimdi komple şey ya. En son ben beşte bu meyve yok. Dedeler yağışlar. Her yerde olan odur. Ama belli bölgede en yakın. En yakın 40 sene önce. 4'te oldu diye başladım ben. Şeyde Akçabınar tarafında. 2004-2005'te oldu. Tarlada kalmasın, direkt sinek yaptırırsınız. Bunu sağdırırsan direkt fark etmiyor. Bunu sapı kaldığı zaman bitiyor. Sineği bulurlar. Bu kaybolur. Bu kaybolur demek istiyor. Müdürüm bu kaybolur. Bunlar burada kalır. Sinek artık 2018'de olduğu gibi iki günde bir bakacağız. Bütün bahçeler çözmüş. Şu yakın dallardan çek. Rapoları. Bunlar bir de alt dal. Yani üst dallar çok daha kötüdür. Yapraklar buraya kalmamış. 6, 7, 8, 10, 14, 15, 20. Altta olmasına rağmen sağlam olan bir tane yok. Nerveden de hiç yok. Bunların hepsi dökülecek, dökülecek öyle mi? Dökülecek. Hiç. Çok nadir. Yani tek tip böyle hani dışını parçalamamış, hafif darbelenmiş. Ama hasar gördüğümde özellikle şeylerin davranışları dolayısıyla, eksperlerin davranışı dolayısıyla biz gerçek zararımızı tespit edip alamıyoruz. Evet. 2005'te biz kendi görev olarak işte şey yaptık, böyle bir afete maruz kaldık. Kimin arazisinde ne kadar kaybı var? Bunlar tespit ama kaydı olmayan neler de vardır. Hepsi çok kayıt da var yani. Şimdi buradaki üretici aslında bilinçli bir üretici. Sigortalarını falan yaptırıyorlardı. Bu pandemi dolayısıyla bu noktada da bir takım aksaklıklar oldu. Bu noktada biz raporları falan düzenleteceğiz. İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Ziraat Odamız birlikte çalışma yapacaklar. Bu noktada en azından vatandaşın masraflarının karşılanması noktasında sizin desteğinizi bekliyoruz inşallah. Tamam Sayın Bakanım. Sağ olun. Muhtarlarımızın da selamı var. İlçe Başkanımız Özcan Bey'in de selamı var. Baya sürdü ya. 1 saate yakın sürdü. Keres 25 dakika. 40 dakika da abi. Keres 25 dakika falan sürdü. Yani Keles'in, ilçemizin yetkilileri, siyasi partilerimiz hepsi sağ olsunlar geldiler. Hasar tespitlerimizi devam ediyoruz.
Koz ağacı olarak %100'de, kiraz olarak. Çünkü hepsi dalların gitti. Üzerinde olanların hiçbiri artık kullanılamaz. Bunların hepsi çürür. Bunların hepsi çürüme vaziyeti. Bir hafta sonra hepsi çürüyecek bunlar. Bunlar bitti. Yani bu artık derim diye bir şey yok bunda. Bu görüntüsü var. Evet, var şansı yok. Kapatamaz bunu. Derin yara bu. Peki.